Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ufevvid emri ilallah, innallaha basirun bil ibad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. Biraz sesini yükseltelim şu şeyi mikrofona. Cenab-ı Hak ibadet ve taatimizi, duamızı, niyazımızı, yalvarış ve yakarışımızı, kalbimizden geçen her türlü hayrı, iyi niyeti, rızasına uygun davranışlarımızı ve anlayışlarımızı kabul eylesin ve daim eylesin inşallah. Her türlü kusurumuzu, hatalarımızı, eksiklerimizi, günahlarımızı, seyyiatımızı af ve mağfiret eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bu kubbenin altında toplandığımız gibi mahşerde de Peygamberimizin sancağı altında toplanmayı, onun Havz-ı Kevser'inden kana kana içmeyi nasip eylesin inşallah. Gelirken attığımız her adımla Cenab-ı Hak derecemizi yükselsin. Hatalarımızı yok eylesin inşallah. Cenab-ı Hak Kur'an'ı en güzel şekilde anlamayı, yaşamayı, hayatımıza uygulamayı ve şefaatine nail olmayı cümlemize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Evet, bir tefsir dersimizde bugün yine bir başka sureden, başka ayet, farklı ayetlerden yine bir tefekkür boyutuyla, idrak boyutuyla, Kur'an ile boyanma, Kur'an'ın rengini üzerimizde taşıma ve ahirette kendimize şahit ve lehimize delil kılmak için yine bir araya geldik elhamdülillah. Bu hizmetlere vesile olan bütün kardeşlerimizden, hayır sahiplerinden, hocalarımızdan ve hasreten sizlerden Cenab-ı Hak razı olsun değerli kardeşlerim. Değerli müminler, asıl güç, asıl kuvvet, asıl nimet, asıl rızık imandır. Hurmanın yarısını bile cehenneme setr eden, engel kıyan ve engel koyan imandır. Müminin her davranışını, her adımını ibadet haline döndüren yine imandır. Allah muhafaza, imansızlık ise, küfür ise, dünyalar kadar varlığınız olsa hepsini bir kül yığını ve kuvvetli bir rüzgarın saçıp savurup yok etmesi gibi bir husustur. O nedenle bugün okuyacağım ayeti kerimenin, okuduğum daha sonra namazdaki ayeti kerimenin öncesinde Cenab-ı Hak kafirlerin amellerini şiddetli bir rüzgar karşısında yığılı bir küle benzetiyor. Kuma değil, kül. Kül, rüzgarın karşısında bir hüküm olabilir mi? Rüzgar alıp götürüverir. Bakarsınız ki o yığın bir anda yokuluvermiş. İşte dünyada İslam'a alternatif uyduran, kendince din uyduran, kendince bir takım zehaf ve anlayışlarını dinin yerine koyan, haşa Allah'ın emir ve hükümlerine karşı kendi otoritelerini, kendi anlayışlarını ortak koşan, şu veya bu şekilde küfür içerisinde olan, kökten inkar etme gibi olduğu gibi, inkar değil, iman ama haşa Allah yetmez gibi başka şeyleri de Allah gibi kabul etme. Bütün bunların hepsi küfürdür ve şirktir. İşte bu tip insanların amelleri ne olursa olsun, dünyalık hoşa giden, iyi görünen
Ne olursa olsun hepsi tamamen matematikteki sıfırın yutması gibi küfürde bütün ameller yutar. Kanımızdaki al yuvalarımız ve akyuvarlarımızda bir sıkıntı olduğunda kan hastalanır ya, iman öyle bir şeydir işte. İman asla katkıyı, asla ortağı kabul etmeyen, temiz, halis olan hakikattir. O nedenle اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِسِ Din yalnız Allah'a has kılanarak yapılacak ibadettir. Kulluktur. İman ve hayat yalnız Allah'ın emrine, Allah'ın hükmüne göre yaşamaktır. Değerli kardeşlerim. Onun için müminin kalbindeki muharrik güç imandır. Cenab-ı Hak bu uyarıdan sonra لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُ عَلَى شَيْءٍ Onlar hiç kazandıklarından hiçbir şeye kadir, muktedir olamayacaklar, sahip olamayacaklar. Güçleri yetmeyecek. Hiçbir imkan bulamayacaklar. İşte bu apaçık, en derin, en koyu, en uzak bir dalalet ve sapıklıktır. Ve şöyle diyor Cenab-ı Hak, namazda okuduğum ayet-i kerimede. أَلَمْ تَرَا اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Yani bu dünya hayatında kalbin gözüyle, ibretle, tefekkürle şu hayata bakmıyor musun? Görmüyor musun? Allah yerleri ve gökleri nasıl hak ile yarattı? Nasıl hikmet ile, nasıl insicam ve uyum ile yarattı? Bunu görmüyor musun? Yerler ve göklerin yaratılışındaki ibretleri, o akışı, o düzeni, o insicamı görmüyor musun? Hani Mülk suresinde buyuruyor Cenab-ı Hak, فَرْجِعِ بَصَرْ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ Bir bak gökyüzüne. Bir bak da bir çatlak, yarık, yırtık görebilecek misin? ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرْ كَرَّتَيْنِ Tekrar tekrar bak. O gök kubbeyi nasıl dideksiz tutmuş? Elinizin altındaki denizi, o suyu nasıl ahenk içerisinde tutuyor da gemileriniz, kayıklarınız, vapurlarınız onların üzerinde, onun üstünde yürüyor ve içinden nimetleri yiyorsunuz, içiyorsunuz, balıkların çeşitlerini her türlü ağzına tad verecek ikramları size sunuyor. Görmüyor musunuz bunları? Bakın ve görün. Yani Cenab-ı Hak ey muhatap bi'ini kalbike kalp gözünle bak. Ve basiretinle teemmül et, düşün. Allah Celle Celaluhu bu yüce kudretiyle nasıl yarattığını, nasıl icat ettiğini, yerleri ve gökleri yaratan ve kendi kudretine delil kılan Rabbini nasıl tanımazsın? Evet, Allah Teala yerde gökte, varlıkta hiçbir şeyi abes yaratmamıştır. Onun için أَلَمْ تَرَا اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Hak ile yarattı. Yani hikmet ile, mana ile yarattı. İnsicam ve uyum ile yarattı. Ne dengesizlik var, ne başıboşluk var. Ne de anlamsız bir şey var. Her şeyin bir anlamı var. Adamcağız taşı kaldırmış, bir böcek görmüş. Demiş ki aman bu böceğin de ne görevi var demiş. Sonra dizlerinden bir ağrıya tutulamış. Hekim demiş ki falan demiş böceği ezeceksin, dizine bağlayacaksın. Sonra şifa bulacaksın diyor. Ve ben ne yaptım diye kendi kendine hayıflanır. Hani Nasrettin Hoca'nın ceviz ağacının dibinde yatıp ve önündeki kabak ağacını evet. Ceviz ağacının dibinde yatıp kaba ağacını görünce ağacın gövdesine, cevizin meyvesine bakar. Kabağın borusuna, ipine ve onun beşindeki nimete, kabağa bakar. Bir dengesizlik görür. Az sonra cevizden düşen bir ağaçtan düşen bir ceviz
başına düşünce, ey Allah'ım hikmetinden sual olmaz diye aklını başına gelir. İşte bize farklı gibi görünen her şeyde çok sayısız hikmetler vardır. O nedenle Cenab-ı Hak yerleri ve gökleri bir ahenkle, bir nizamla, bir sistem içerisinde yaratmıştır. Gecenin ve gündüzün meydana gelmesi, güneşin akışı, ayın dönmesi ve bihala bütün yıldızların kendine verilen görevle akıp gitmesi hepsi bir hikmetin ve her birisi bir görevin gereği değerli kardeşlerim. O nedenle Allah'ın Celle Celaluhu bu mükemmel nizam içerisinde bakıp da görmüyor musun bu insicamı, bakmıyor musun? İn yeşe yüzibkum ve eti bi halgın cedid. İnkar etme kendini, kendini bir şey mi zannediyorsun? Yani bir kaliteli bir adam mı zannediyorsun? Şimdi insanlar modern takılmak, elit olmak, entelektüel olmak için böyle dine soğuk bakarlar ya. Bu Fransız devriminin getirmiş olduğu anlayışla o aydınlanma çağı deyip de kendi halkına, kültürüne, kendi milletine yabancı olan, kendi değerleriyle uzaklaşan insanların kendini aydın kabul etmesi var ya. İn yeşe yüzibküm ve eti bi halim cedid. Allah dilerse sizi götürür, sizin yerinize başka millet getirir. Ama Allah size mühlet veriyor. Ve mâ zâlike alallâhi bi aziz. Bu Allah'a için zor bir şey değildir. Aziz olan, hükmünde galip olan, hükmüne kimsenin karşı çıkacak olamayan, karşı çıkmanın mümkün olmadığı Allah'ın Celle Celaluhu'nun için bu çok kolaydır. Evet, yağmur yağıyor, afet oluyor söz gelimi değil mi? Engelleyin, depremi durdurun, fay hatları olacak şu bu falan, bir sürü edebiyat. Durdurun fayları. Siz kendinizi Tanrı görüyordunuz. Allah bize ne karışır diyordunuz. Hadi durdurun. Allah, yaratan Allah haşa onun hayatına karışmaz diyor. İşte asrın en büyük küfrü budur. Allah bilmez ekonomiyi, Allah bilmez hukuku haşa sümme haşa. Allah bilmez aile hayatını. Biz biliriz demek. Bildiklerimizle ne hale geldiğimiz görüyoruz. Allah her şeyi bilir. Alim olan odur. Hakim olan odur. Aziz olan odur. Esma-ül Hüsna'yı okuyup cennete girmek peygamberimiz müjdesi var ya, işte böyle okuma. Ezber okuyup da hayattan Allah'ın isminin tecelliyatını görmemek değil ha. Alim dediğin zaman Allah her şeyi bilir. Beni benden daha iyi bilir. Bana şah damarından daha yakındır. İşte bu inançla bilmektir. Evet. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ. Bu Allah için çok kolaydır. Şimdi tabii Cenab-ı Hak şimdi buradan insanların neden sattıklarını, kim kimin peşine takıldığını, yani Allah ile kul arasında kimse girmez diyor ama bu sözü söylerken de insanları dinden, imandan, kitaptan, haktan, hakikaten alıkoymak için elinden gelen her şeyi söylüyor. Din hakkında, dindarlık hakkında eline gelen her şeyi söylüyor değil mi? Ha, mutlaka insanları batıla çağıran davetçiler vardır. Batıla çağıran davetçiler vardır. İşte o davetçilerin, batıla çağıran davetçiler ve onlara uyanlar arasında bir münazara oluyor değerli kardeşlerim. Birinci okuyacağım ayet bu. İkinci okuyacağım ayet de şeytanla cehennemlikler arasında münazara oluyor. Allah Teala ahiretteki tabloyu önümüze olmuş gibi getiriyor. Ve mazi fiil, geçmiş fiille söyleyerek olduğu hakikatini bize aynen açık ve alenen bir şekilde önümüze koyuyor. Ve berazû lillâhi cemî'an. Yani her ne kadar olacak ileride istikbaldeyse de ifade olmuş gibi. Ve berazû toplandı, açığa çıktı. Zahir oldu. Allah Teala'nın her vermiş olduğu haber doğrudur ve gerçektir. O nedenle meydana gelmiş ve vuku bulmuş şeklinde ifadeyle anlatır. Ve berazû lillâhi cemî'an. O gün herkes
zuhur edecek, ishar edecek. Kendisine bir ayet bir ayet toplanıp meydana çıkacak, görünecekler. Meydana çıkıp görünecekler. Yani gizli kapaklı hiçbir şey kalmayacak. Ve şöyle denilecek. فَقَالَ الضُعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ. Zayıf olanlar, yani tabi olanlar, avam, halk, güdülenler, yönlendirilenler, kafaları çelinenler, kandırılanlar, zayıf, fikri ve zikri bakımından, tefekkür bakımından başkasının peşinde koşanlar. Bunlar neler var da fazla detaya girmiyorum, neler var neler. فَقَالَ الظُّعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا. O kibirli olanlar, yönetenler, büyükler, efendiler, saadatlar. Bak aynen müfessirin de kullandığı kavramlar böyle. قَالَ الْاَتْبَى وَالْعَوَامِ. Bak şimdi. ظُعَفَاء الْاَتْبَى وَالْعَوَامِ لِسَّادَةِ الْكُبَرَى. Büyükler ve efendiler. Diyor ki, yarıya söylüyorum ya, ayet hadis tanımam ben. Efendim, büyüğüm ne diyorsa odur diyor. İşte bundan büyük küfür yok değerli kardeşlerim. Bundan büyük batıl yok. Ve bunu din adına yola çıkanlarda bile duyuyoruz. Allah muhafaza. Din adına yola çıkmış insanlar bu cümleyi kullanıyor. Al elinde tesbih, sohbet dinlerken bile tesbih çekiyor. Belki gününün çoğusunu rakamı tutturmak için zikirle geçiriyor. Ama Allah'ın emri karşısında ben onu bilmem diyor. Bana ne derse onu yaparım diyor. Sen insan değil misin? Sen mükellef değil misin? Sen kimsin? İşte bak o hastalığı Cenab-ı Hak böyle devam ediyor. Böyle anlatıyor. O zayıf olanlar, kafasını kullanmayanlar, aklını kiraya verenler, düşünemeyenler, o kendisini yönlendiren, davet edenlere karşı şöyle diyecekler. İnne kunna lekum tab'an. Ya biz size tabi olmadık mı? Ya dünyadayken siz ne dediyseniz biz onu yaptık. Siz neyi emrettiyseniz, neye çağırdıysanız, nasıl davranmamız, nasıl hareket etmemiz gerekiyorsa hep onları dediniz, biz de onları yaptık. Biz size tabi olduk. Kılı kılında, adım adım, karış karış, hiç farklı düşünmedik. Sizin dedikleriniz aynen naklettik. فَاَلَنْتُمْ مُعُنُونَ مِنْ عَذَبِ اللّٰهِ. Şimdi bizden Allah'ın azabını çekip alsanıza, engellesenize ya. Sizin söylediklerinize göre biz çağırdık. Ben hayyâle salâh diye çağırdı, kulak vermedim ona. Hayyâle felâh dedi, çağırdı, kulak vermedim. Modernlik dedik, çağdaşlık dedik, aydınlama dedik, dünya dedik, Allah bize ne karışın dedik, şöyle dedik, böyle dedik. Din, fakirlerin işidir dedik. Okumuş adamın dinle ne işi var dedik, dedik dedik. Ama işte öyle değilmiş. Tuzağa düştük. Ama biz siz dediklerinize uyduk, geldik peşinizde. Hadi bakalım, şimdi sıra sizde. Biz dünyada görevimizi yaptık. Sizi büyüttük, besledik, peşine gittik, sizi büyük adamlar yaptık. Biz olmasaydık siz ne yapacaktınız? Biz yığındık, dolguyduk, biz sizi düştü kıldık. Hadi bakalım şimdi siz de bizi Allah'ın azabından çekin çıkarın, kurtarın. فَاَلَنْتُمْ مُعْنُونَ مِنْ عَذَبِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ. Hatta en az bir şeyden çıkarın. Aynı olay bu farklı yerlerde yine Cenab-ı Hak وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Cennet ehli, cehennem ehline, ashabına, taraftarına. Ashab taraftar demektir. Arkadaş demektir. Cennet ashabı ne demek? Peygamberimizin ashabı ne diyoruz? Peygamberin arkadaşı, onun dizinin dibinde olan, onunla beraber olan, onunla yol yürüyen, ona dava adamı olan, dava arkadaşı olan.
Cennet ehli, ashabı ne demek? Aynı şekilde. Beraber olan, cennete layık olan, cennetin adamı olan, cennetin sahibi olan. Sahip nasıl? Onun, ona ait. Cehennem ehline soracak. Nedir durum diye. Aynı şekilde cehennem ehli de cennette nasıl diyor? Nasıl oldu bu işler ya? Biz ne yaptık diyecekler. Hani Mülk suresinde diyor ya Cenab-ı Hak. Keşke ah dinleseydik. Ah şu ezanlar okunduğu zaman kulak verseydik. Şu vaazlar edildiği zaman onlara kulak kesilseydik. Allah'ın emirlerini baş tacı etseydik. Helal nedir, haram nedir ah bir bilseydik, aklımızı kullansaydık da şimdi bu alevli ateşin içinde olmasaydık diye. وَقَالُ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقُلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيدِ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ Herkes günahını itiraf edecek. İtiraf. Saklama yok. Herkes konuşacak. Hani Yasin suresinde okuyorsunuz. اَلْيَمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفَّاهِمْ وَتُكَلِّمُنَ اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُ يَكْسِبُونَ O gün ağızlara mühür vurulacak. Eller konuşacak. Ayaklar şahitlik edecek. Neye? Kazandıklarınıza. El konuşur mu? El konuşur mu ya? Evet. Dili konuşturan Allah, her şeyi konuşturan Allah eli de konuşturur. وَقَالُ Hatta deriler konuşacak. وَقَالُ لُجُلُودِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Derilere denilecek ki bize neden şahitlik ettiniz aleyhimize? قَالُ اَنْدَقَنَ اللّٰهُ الَّذِي اَنْدَقَ كُلَّ شَيْءٍ Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Ya. Sonra soracaklar. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ Müddessir suresinde. Sizi bu sakara, bu gözünüzü portlatan ateşe kim soktu? Bu fena bir halde sizi bu azabın içine kim sürükledi? قَالُوا لَمْ نَكُمْ لِلْمُسَلِّينَ Biz namazın farziyetine inanan, namazı kabul eden, namazın önemini bilen, namaz kılanlardan değildik biz. وَلَمْ نَكُمْ نُطْعُمُ الْمِسْكِينَ Biz fakir fukara nedir? Onu da bilmezdik. Fakir fukara, mahallemizde fakir varmış, aç varmış, sefil varmış, yetim varmış. Onu da galetmedik. Gecemizi, gündüğümüzü zevk ve sefadan geçirmekten başka bir şey bilmedik. Hep edebiyat yaptık. Kul hakkı dedik. Emek dedik. Emeğin sömürüsü dedik. Dedik ama kendi cebimizden başka bir şey vermedik. Hep başkalarına bunları anlattık biz. وَلَمْ نَكْرُضُمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَقُولُ مَا الْخَائِضِينَ Ve batıla dalanlarla beraber batıla daldık. Ne kadar batıl, din dışı şey varsa onlarla aynı karede, aynı anlayışta, aynı zihniyette, aynı durumda olduk. وَكُنَّا نُكَذُّ بِيَوْمِ الدِّينَ Ve din gününü yalanladık, ahirete hesap vereceğimizi duymadık ki. Böyle bir şey kabullenmedik. حَتَّ اَتَانَ الْيَقِينَ İşte o noktada yakin, ölüm bizi yakaladı. Ondan sonra فَمَا تَنْفَعُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِينَ Hani bir takımları size şefaat edecek diye bekliyordunuz. Hazır o da şefaatçi, hocamız, üstadımız, efendimiz. Onların şefaati geçerli olmayacak. Ya. Kandırıyorlar sizi, kandırıyorlar. Değerli kardeşim, kanmayın diye anlatıyorum size bunları. Kendi imanınız, kendi ameliniz olmadıktan sonra size kimse şefaat edemez. Kimse. İman olmadıkça asla zaten. Kendi kulluğunuz ve taatiniz olmadıkça sizin elinizden kimse tutamaz. Boşuna mı ayetel kürsüyü her tesbiti okuyorsunuz? Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi izni. Allah'ın dilediğinden, Allah'ın izninden başka kimse şefaat edemez. Onun için dua ederken de yemek duasında bak böyle yapmayın diyorum. İşte bu ayetten dolayı yapmayın diyorum. Direkt peygamberden şefaat istenmez. Peygamberin şefaati Allah'tan istenir. Ben zellezi yeşfe'u indehu illa bi izni. Bak izin. Türkçe. Ancak onun izniyle şefaat edilir. Ya. Benim neyime kökleşmiş millette bir sürü batıl var. Uğraşıp da zihnimi patlatayım yani. Hocanın ağzından bile düzelttiremiyorum. Neden? Alışkanlıklar, kötülükler öyle bir şeydir ki. Peygamberimiz neden kabir ziyaretlerini yasak etmiş?
İnsanlar alışmış kabre kutsamayı. Kabre gidiyor, geri çıkıyor. Kabri kutsuyor. La kabir, kabir bu. Kabre görevimiz belli, sünnette belli. Selam vereceksin, rahmet okuyup çıkacaksın. Bu kadar. Kabiri kutsamayacaksın. Kim olursa olsun kabirde. Kabre ona yapacağınız en güzel saygı ona rahmet okumaktır. Dua okumaktır. Rahmet ve dua okumak en büyük ikramdır. En büyük ikramdır. Allah'ım rahmet eyle bu kuluna. Ve Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın kabri saadetine gelirken nasıl geliyoruz? Hacca giden kardeşlerim bilirler. Nasıl geliyoruz? Tabi edep ve erkanla nasıl geliyoruz? Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Bak salatu selam okuyarak geliyoruz. Allah Teala böyle emretmiş bize. Salat ve selam okuyun diyor. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellim teslima. Ey peygamberim diye bana şunu ver desen Allah muhafaza peygamberi Allah'a şirk koşmuş olur. Bunlar ciddi meseleler ama herkesin de yanlış anlayacağı ve yanlış kullanacağı meseleler. Neden? O kadar yanlışlar kalplere yerleşmiş ki doğruyu koyamıyorsun. Çünkü herkesin dünyada sigortası var, ahirette sigortası var. Ahiretteki sigortası efendileri, büyükleri. Ne olacak? Bunu yaparsan diyor hocamıza, efendimize, büyüğümüze nasıl sen söz söyleyeceksin? Sen kim ya? Efendin kim? Mülkün sahibi Allah değil mi? Maliki yevmiddin, din günün sahibi Allah'tır diye her gün okuyorsun. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz adam. Nasıl bu kadar cehalet içerisinde olursun, bu toplumu cehalete sürüklersin? Maliki yevmiddin, uzağa gitme. Neden Fatiha'sız namaz olmaz? İşte bundan dolayı. Müslümanların zihin kodlarını Fatiha koyar. Bak bunun mealini, tefsirini güzel güzel okuyun. Zihninize yerleştirin Fatiha'yı. Namazda okurken de o manayla namazda okuyun. Ve namazınızın lezzetini farklı alacaksınız, göreceksiniz. Birkaç tefsirden, mesela en güzel Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsirinden okuyun. Çok rahat anlarsınız. Maliki yevmiddin, din gününün, hesap gününün sahibi sensin ya Rabbi. Kimsenin hükmü yok. İnil hükmü illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Hem dünyadan bahsettir. Onun için ne diyecekler? Toplandıkları zaman zayıflar, avam, kuyruk takımı, halk takımı, peşine gidenler, peşe takılanlar, o peşine takıldıklarına, kendilerine büyük gördüklerine, efendi gördüklerine, lider gördüklerine, şu veya bu şekilde. Her türlü mana verebilirsiniz. Kibirli olanlara, Kur'an ve sünneti tanımayanlara, burun kıvıranlara diyecekler ki, hadi bakalım biraz azaptan bizi kurtar diyecekler. Evet. Onlar da şöyle mazeret ortaya koyacaklar. Ha inne kunna lekum tabi'an. Biz size tabiydik değil mi şimdi? Hadi bakalım. Kalu lev hedana Allahu lehedeynakum. Hemen suçu haşa Allah'a atacaklar. Allah bizi saptırmış. Biz sapıklığı içinde bırakmış bizi. Allah bize hidayet verseydi biz de sizi hidayete çağırırdık yani. Allah hidayet verseydi biz de hidayete çağırırdık yani. Yani burada Allah bize imanı gösterseydi biz de size imana çağırırdık. Fakat bizim için dalalet olduğu için biz de sizi dalalete çağırdık. Yani ne varsa yanımızda onu kullandık demek istiyorlar. Tabi burada biraz da kadericilik anlamıyla. Yani diyor ya kader. Ne yapalım kader. Bütün yanlışlar kaderin ama bütün iyilikler insanın kendisinin. Ben yaptım. Günah olduğu zaman da ne yapalım kaderimizde. Kapatın o zaman hapishaneleri. Kimsenin yaptığından mesul olmasın. Herkes yaptığına yanına kar kalsın. Dünyada bile hesabını soruyorsun da. Evet. Sevâun aleyne ecezîn em sabarne mâlenâ min mahiyiz. İster bağırın, ister çağırın. İster feryadın, ister sabredin. Asla fark yoktur. Sevâun aleyne ecezîn em sabarne mâlenâ min mahiyiz. Yani siz bize hesap soruyorsun ama bu hesabın zamanı geçti. Bu hesap zamanında sorulacaktı. Ölmeden önce sorulacaktı. Ölmeden önce la ilahe illallah ne demek olduğunu anlayacaktınız. Öldükten sonra bana okuyun durun. Benim hayatım la ilahe illallah oldu mu? Olduysa ne mutlu bana. Olmadıysa hiçbir faydası yok.
Şimdi Müftü İhsan nasıl kaldırsın bu şeyi? Ucuz cennet var. Ucuz cennet varken doğru insana nasıl kabullensin ki? Bak diyorum, gırtlağımın patladıncasına söylüyorum. Sesimin çıktığı şekilde söylüyorum. Müslümanlar, bu bir sömürü tuzağıdır, bundan kurtulun. Böyle bir ölüye tevhid ibadeti diye bir şey yok. Tevhidi diri çeker ve hayatında çeker. Yapacağınız en güzel ölünüze en büyük hayır, mahallenizdeki fakiri bulun, onun duasıyla ölünüze rahmet okutun. Ona destek verin, onun soğuktan, onun ihtiyaçlarını karşılayın, onun o ağzı dualı, gönül dualı ağzından dua alın, göreceksiniz işte o zaman Allah'ın rahmetini. Toplayın, millete yemek verin, sonra dağıtın. Yemek vermek güzel bir ikram. O da bir ibadettir. Ama bağlantı sıkıntılı. Bağlantı sıkıntı. Sizi göreyim. Mahallenize yine insanlar toplayın. Ramazan'da olur, diğer zamanlarda olsun. İkram edin. İkram etmek büyük ibadettir. Ama bu tarz bir anlayış yok. Yok kardeşlerim, yok. Yani ölüye la ilahe illallah diye sen söylüyorsun. O da yarım yamalak. Yani 7000, 70000'i söylemek o kadar kolay mı? Yani o yemeğe, o toplantıya gelen insanların %50'si dışarıda, %50'si içeride. Fazlasıyla söylüyorum. %50'sinin bir anca 10-15 dakika, yarım saatte bitireceği şey mi bunu? Yok, bitiremez. Ama le 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 tip diyor. Ne söyledi belli olmuyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Desin bakayım hele. Nasıl kaç saatte bitiyor? Kaç saatte bitiyor? Şu kadar cemaat şu anda söyleyelim. Bakın, kişi başına ne kadar kelime-i tevhid düşüyor. Onun için bugün öyle dedik ama artık kurtuluşuk. Mâlenâ min mahîs. Artık bizim sığınağımız, bizim barınağımız asla yoktur diyor. Bu birinci etapta dünyadayken insanların birbirlerine takılıp birbirlerinin peşine giden insanların ne hale geldiğini anlatıyor. Şöyle bir ayetle bitireyim bu konuyu. El-akhillâv yevmîzîn bâdûm libâdîn adûvûn illel muttakîn. O gün dostlar, dünyada dostluklar kuruyoruz ya, zihinsel, fikirsel, kalpsel, neyse. O gün herkes birbirine düşman olacak. Ama işte bak, müttakiler, Allah'ın dinini yaşayanlar, haramlardan sakınanlar, helal nedir, haram nedir bilenler, Allah'ın koyduğu ölçülere göre yaşayanlar, müstesna, onlar düşman olmayacak birbirlerine. Evet. Şimdi ikinci etapta ise şeytan ve insanların mübarezesi. Yani münazarası var. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللّٰهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ Şeytan لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ İşler tamamlanınca, yani hüküm karar verilince, فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ Cennetlik fırkalar bellidir, cehennemli fırkalar bellidir. Herkes kendi yolunda devam ederken şeytan kürsüye çıkar ve cehennemde onlara hitap eder. Cehennem ehline. Der ki, اِنَّ اللّٰهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ Allah'ın, Allah size vaat olarak gerçeği vaat etti. Ölümü vaat etti. Hesabı vaat etti, cenneti vaat etti, cehennemi anlattı, bildirdi, haşrı neşri size bildirdi. Bütün her şeyi haktı Allah'ın. Allah size vaadel hak, hak de şekilde, gerçek vaatle vaat etti. İnne Allah vaadekum vaadel hak. Ve vaattukum, ben de vaat ettim. Dünyaya vaat ettim. Boşver ahirette. Bir takım işte mülazalarla ahirette bul da al dedirttim. Hesabı inkar ettirdim. Kıyameti inkar ettirdim. Ettirdim. Ne kadar şey varsa, hakikat varsa karşısına çıktım. Ben de vaat ettim. Allah vaat etti, gerçeği vaat etti. Ben de vaat ettim. Ama fe aklaftukum. Ben caydım, vazgeçtim. Fe aklaftukum. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ
Ben bunları vaat ettim ama elimde sopa yoktu. Askerim yoktu. Ordum yoktu. Gücüm yoktu. Kuvvetim yoktu. Delilim yoktu. Her şey delil. Hakkın delili. Yerler, gökler, ağaçlar, yapraklar. Sen, yaratılışın, ağzın, gözün, burnun, bütün varlığın, alemi kübra, alemi suğra, her şey delildi Allah'ın varlığına ve birliğine. Yoktan var edilmiştin. Var edildin, bir daha gideceksin. Daha bir yer olmalısın lazım. Nereden geldin, nereye gidiyorsun? Bunun sorusuna cevap vermedin. Sen bir yerden geldin. Seni kendin de yaratmadığına göre o zaman bir yere gideceksin. Bu kadar her şey açık ve net. Yani bir insanın varlığını kabul edip de ahireti inkar etmesi kadar aptallık diye bir şey yok. Ya bir damla sudan meydana geldin, ana rahminde dünyaya geldin, geldim pazara, bir kefen aldın gittin mezara. Bu kadar basit. Öyle diyor değil mi Yunus? Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara. Bu kadar basit işte. Hayat bu. Yani senin gelişin bir gidişi var. Yani bir yere misafir gelmişsen oradan gideceksin. Onun için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dünyada misafir gibi yaşayın diyor. Kalıcı değil. Bu kadar hakikat ve gerçek varken sen umursamadın. Bu kadar şey var. Benim hiçbir delilim yoktu. Günde beş vakit namaz. Ezan okuyor. Hayyâlel-salâh, hayyâlel-felâh çağırıyor. Hatta başında Allahu Ekber, Allahu Ekber hitap ediyor. Allah en büyüktür. Hükmü dinlenecek, emri dinlenecek, itaat edilecek, kulluk yapılacak yalnız Allah'tır. Sahteleri boş ver. Diyorsun ki eşhedü en la ilahe illallah. Evet, ben şahit ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve ben şahit ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir diyorsun. Ve çağrıya kulak veriyorsun. Hayya alassana. Ezan okunurken ezandaki sözleri tekrar etmek sünnettir değerli kardeşlerim. Onun için ezanda selam verilmez ama bazen işte biz insanlar bilmediği için selam vermedi diye küsmesinler diye aslında yanlış yapıyoruz. Ezan dinlenilir. Ve o hayyâle salâh, hayyâle felâh dediği zaman sadakta ve berirte. Doğru söyledin, hakkı söyledin. Ondan sonra ezan duası yapıyoruz değil mi? Evet, işte bu kadar çağrıcı var. Davet var. Davet var. Ve mâ kâne li aleyküm min sultân illâ en dâvtukum. Hiçbir gücüm, kuvvetim yoktu. Ben sizi çağırdım. Fesecettum li. Siz de icabet ettiniz. Ne yaptınız? Daha çok kazanayım. Bir evim var, iki evim olsun. Üç evim var, beş evim olsun. Şu daha çok olsun, param fazla olsun. Şunun olsun, bu olsun. Helal demedim, haram demedim. Hep biriktirdim. 70 yaşına geldikten sonra vay, ne oldu ya? Ne oldu bu? Tekrar bir daha geri dönsem. Demir tava geldi. Kömür bitti. Akıl başa geldi. Ömür bitti değil mi? Mühim olan diyor ya şair. Geç anladın taşın sert olduğunu, suyun boğduğunu, ateşin yaktığını. Hakikat bu kadar çıplakken, bu kadar açıkken, taşın sertliği kadar, suyun boğduğu kadar, ateşin yaktığı kadar hakikat açıkken anlayamadım, geç anladım diyor. Ben sizi davet ettim diyor şeytan ama siz icap ettiniz. Festecibun. Siz bana icabet ettiniz. O zaman fela telumuni. Beni kınamayın. Velum enfusekum. Kendinizi kınayın. Beni ayıplamayın. Bana suç atmayın. Siz kendinize ama Allah size akıl vermiş. Akıl gibi nimet. Üf. Akıl ne büyük nimet ya. Köle insan az aklını kaybettiği zamanki halini düşünün ya. Her şey nimet de insan aklıyla insandır. En büyük şeref, en büyük nimet akıldır. Çöpe at başkasına verdiği akıl vermemiş sana ki. Kukla ol demiyor ki sana. Kukla değilsin sen oynasınlar ya. Filistinli çocuk gibi. Direneceksin, direneceksin. Tavrını ortaya koyacaksın. Yanlışa karşı söyleyeceksin. Diyor ki çocuğa, İsrail'in başkenti neresi diyor. İlk önce Kahire'yi söylüyor. Kahire'nin başkenti, estağfurullah, Mısır'ın. Diyor ki Kahire. İsrail'in başkenti, öyle bir devlet yok diyor. Terör devleti diyor. Zorluyor, diyor ki sana hadiye ver diyor. Şunu yapın. Yok diyor. Öyle bir devlet yok. 10 yaşındaki çocuk bu değerli kardeşlerim. 12 yaşındaki çocuk. İşte mükellefiyet. İşte diriliş bu. Biz çocuklarımıza namaz kıldırmasını öğretemiyoruz daha. Ey Müslüman anne babalar. İşte mükellefiyet bu. Diriliş bu. Müslümanlar bu zihnin peşinde. Hakka talip oldukları zaman, hakikatin peşinde koştukları zaman çok farklı bir şey olur. Dünya farklı olur değerli kardeşlerim.
uydu değil. Müslüman her zaman lokomotiftir. Tek başına kalsa Müslüman ümmettir. İbrahim Aleyhisselam'ın ümmet oluşu gibi. Ne demek? Hakkı temsil ederdir. İnne İbrahim'e kâle ümmeten gâniten illey hanife ve lem yekum minel müşrikîn. Evet. Ve lûmu enfusekum. Mâ ene bimuslihikum ve mâ entüm muslihîn. Ben size yardım edecek değilim, siz de bana yardım edecek değilsiniz. Yani birbirimizi aldatmayalım. Hiç kimse burada Allah'ın azabından kurtaracak bir istigaseye, bir yardıma, bir güce, kuvvete ihtiyacı yoktur. İnni kefertu ma eşrektumuni min qabl. İşte ben bugün sizin bütün ortak koştuklarınızı, o büyük gösterdiklerinizi, Allah'ın yerine başkalarını Allah gibi sevip saydıklarınızı artık ben inkar ettim. Yok onlar. İnne zalime lehum azabun elim. Zalimler için yaşasın cehennem diyor artık. Ya zalimler azabı elimde şiddetli, azap, acı veren azapta olacaklar. Ha, işte burada. Bu cehennemliklerin tablosuydu ve her iki boyutta da hem dünyadaki peşine takıldıklarımızla ve ahirette de şeytanın bize karşı olan münazarası ve kendini savunması, suçu bize tamam atıp hiçbir suç olmadan aradan sıvışıp bitmesi. Çünkü ben kalplere sinsi veşvez verdim. Allah Teala diyor ki benim ihlaslı kullarıma sen vesvese veremezsin. İşte geldi. Ve udkhilellezine amenu ve amilussalihat. İman eden ve salih amel işleyenler. Ne demiştik? Küfürde olanların amelleri dağ gibi kumdan, külden dağ gibi yığınlar gibidir. Rüzgar nasıl alıp götürüyor, yok ediyorsa, ama müminin her ameli, her davranışı, camiye gelişi, Müslümana selam verişi, çocuğun başını okşaması, yetime sahip çıkması, iyilik ve hayır adam olması, her davranış en küçüğünden büyüğüne kadar, kediye köpeğe bakması, her ne anlama gelirse bütün davranışları onun için bir ibadettir ve salih ameldir. Ve udkhilellezine amenu ve amilussalihat. İman edenler ve salih amel işleyenler konulacak. Nereye? Cennetin tecri min tahtil enharu halidine fiha. İzni Rabbim. Allah'ın, Rablerinin izniyle, müsaadesiyle, ikramıyla atlarından ırmaklar akan cennete konulacak. Tahiyyetuhum fiha selam. Ve onlar orada selamla, huzurla, her türlü kederden, her türlü sıkıntıdan, her türlü endişeden uzak olarak la laun fiha ve la ta. Asla bir lavviyat bile dinlemeyecekler. Hani Nebe suresinde okuyoruz ya. Asla ne bir günah la yesmeuna fiha lavvan ve la te'fima, değil mi? Asla kesinlikle orada ne bir günah ne de bir boş dinlemeyecek. Selam. Yine başka ayet-i kerimede Cenab-ı Hak müminler, muttaki kullar cennete bölük bölük sevk edilecek. Zümera diyor. Hatta izâ câûha ve futihat ebbâbuha. Tam cennete gelip cennetin kapıları açıldığı zaman cennetteki melek görevli diyecek ki hadi bakalım tertemiz olarak her türlü kirlerden, çünkü unutmayın değerli kardeşlerim, cennet temizdir ve temizlenenlerin mekanıdır. Cennet temizdir ve temiz olanların mekanıdır. Onun için o nedenle cennete kirli paslı girilmez. Kir nedir? Putların pisliği, günahların pisliği, haramların pisliği. Bütün bunlar, bütün ne kadar put ve putçuluk varsa, ne kadar haram varsa, ne kadar günah varsa hepsi pistir, necistir. Feştenibu ricse minel evsen ve eştenibu kavle zûr. Bütün putların pisliğinden ve yalancı şahitten ve yalan söyleme pisliğinden sakının diyor Cenab-ı Hak. Ya. O nedenle müminler selam ve ikramla cennet olacaklar. Evet. Çadırda mı şeyde mi? Tamam. Elem tera keyfe zaraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin asluha thabetun ve fer'uha fissema. Tabi burayı söyleyerek bitirelim. Bu, bütün bu anlattıklarımızın imanın ne anlama geldiğini ortaya koyuyor. Allah Teala bir örnek veriyor. Şimdi olayı akleştiriyor bize, zihnimize, fikrimize, idrakimize sunuyor. Diyor ki iman nasıl bir değerdir? Elem tera. Görmedim Allah nasıl bir örnek veriyor.
Daraballahu meselen kelimeten. Bir kelimeyi misal veriyor. Keşeceratin tayyibetin. Kelimeten tayyibeten. Güzel sözü, temiz sözü. Aynen tertemiz bir ağaç gibi misal veriyor. O ağaç ki kökü ta diplerde, dalları gökyüzünde olan, sapasağlam, rüzgarlarla devrilmeyen, evrilmeyen, dönmeyen, yıkılmayan, sabit, güçlü bir ağaç gibidir. Tü'ti ükülehe külle hînin bi'izni rabbiha. Allah o öyle bir ağaç ki Allah'ın izniyle, nimet ve ikramıyla her zaman meyve verir. Müslüman nasıl bir insanmış görüyor musunuz değerli kardeşler? Mümin ne demekmiş? Rabbimiz mümini böyle tarif ediyor. Sabit, kökü sağlam, dalları göklere çıkmış, uzamış ama her zaman nimet veren, her zaman meyve veren bir ağaç gibidir. Müminin imanı budur. Mümin her zaman hayırhah adamdır. Tertemiz adamdır. Müminde kir ve pas olmaz. Onun için din temizlik üzere kurulmuştur. Dinin temizliği elbise yıkamak, boy abdest almak değil. Dinin temizliği kalbin temizliğinden hayatın temizliğine, elbise, usul ve bunlar hepsi dahil olmak üzere bütün temizliği ifade eder. O açıdan tedarik yadıbullahu linnas emsal. Allah Teala bu şekilde örnekler veriyor ki siz bu dünyayı anlayasınız ve düşünesiniz. Ve yadribullahu l-emfele linnâsi le'allem ve tezekkerun. Bak tezekkür de zikredesiniz. Nasıl zikredeceğiz? Anlayasınız, öğüt alasınız, farkına varasınız, kavrayasınız diye. Zikir unutmamaktır, hatırlamaktır. Zikrin zıddı nisyan, unutmaktır. Onun için kişinin, müminin dilindeki la ilahe illallah demesi de zikir ifadesi, dilin zikri yani müminin Rabbi ile beraber olmasıdır. Elbette zikir dille de yapılır. Ama asıl zikir Kur'an'la yaşanan, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Ve Kur'an'ın bir ismi de zikirdir. Yani sen terazinin başında doğru işlem yapıyorsan zikrediyorsun, merak etme. Dilinden la ilahe illallah demesen bile. Namaza niyet ederken niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya. Ama halbuki sen ikindi kılacaksın. Dilin yanıldı. Hiç önemli değil. Kalbinde ikindi namazını biliyorsan işte o kalp önemlidir. Aynen onun gibi. Sen terazinin başında la ilahe illallah demeyi ver. Ama işin la ilahe illallah'a uygunsa bil ki en mükemmel zikri yapıyorsun değerli kardeşler. Sonra Cenab-ı Hak ve meselü kelimetin habifetin pis bir kelimeyle necis bir kelime gibidir diyor. Ne? Küfür. O da pis bir ağaca benzer. Kökü yok, dalı yok. Hiçbir dayanağı yok. Hiçbir dayanağı yok. İşte köksüz adam geldi dünyaya nereye gideceğini bilmiyor. Bundan daha köksüzlük var mı? Milletlerin bile kökü var. Bak bizim kökümüz var ha. Biz ne harabi ne harabatiyiz. Kökü mazide olan atiyiz diyor şair. Bizim bin yıllık tarihimiz işte böyle bir köklülüğü ifade ediyor. Onun için insanların, toplumun, medeniyetlerin kökü var. İnsanın da kökü var. Ama küfür medeniyetsizdir. Hak, hukuk tanımaz. Adalet tanımaz. İnsanlık tanımaz. Hep kullandığı kavramlar istismar için elma şekeri gibi sunulan şeylerdir. Müslümanlar kafirlerden hala adalet bekliyor. Müslümanlar hala zalimlerden, küfür ehlinden hak bekliyor, iyilik bekliyor, hayır bekliyor, hayat bahşetmesini bekliyor. Halbuki Allah Teala onlar köksüzdür diyor, köksüz. Köksüzlerden imdat beklenmez diyor. Ama Allah yüthabbitu Allahu'llezine amenu bil kavli's sabit fi'l hayati ve fi'l ahiret. Allah müminleri sabit sözle hem dünyada hem de ahirette sabit kılacaktır. Evet değerli kardeşlerim. İşte bu okuduğum ayetler bize gördüğünüz gibi hayatın bütününü, kulluk şuurunu, iman hakikatini, ibret nazarını, hesabı ve güvendiğimizin dalları nasıl bir yok olacağını, asıl güveneceğimiz imanımız ve kulluğumuz olduğunu bize en güzel şekilde ifade ediyor.
Peygamber'e uyarsanız peygamberin şefaati sizi bulur, merak etmeyin. Çünkü peygamberimizin şefaati müminler içindir. Onu tanıyan, onu rehber edilenler içindir. Kur'an'ın şefaati sizi bulur. Kur'an'ın şefaati onu tanıyanlar içindir. Kıldığınız namazın, ibadetlerin şefaati sizi bulur, merak etmeyin siz. Peygamberimiz aleyhisselam buyurmuyor mu? Namaz beş vakit namaz mümin için kefarettir. Ramazan kefarettir, cuma kefarettir buyurmuyor mu? Ya ne endişeniz var sizin ya? Ne kurtarıcı bekliyorsunuz? Kurtarıcı neymiş? Namazınız sizin. Kurtarıcı ne? Orucunuz. Kurtarıcı ne? Zekatınız. Sizin zikriniz, tesbihatınız. Bu. Helallere helal demek, harama haram deyip helaller doğrultusunda yaşamanız. Onun için peşine takılacağınız, önder ve lider edineceğiniz, rehber edineceğiz veya şu veya bu şekilde kim olursa olsun kalbi bağınız olmadıkça sizle hiçbir faydası olmayacağını ve sizi azaptan kurtaramayacağını diye Cenab-ı Hak açık ve net bir şekilde beyan ediyor. Değerli kardeşlerim, Kur'an'da bunlar var işte. Bunlar Kur'an ayeti. İbrahim suresi zannediyorum 19'dan başladım herhalde. 19'dan devam eden. 20 veya rakamı şu anda tam bakmam lazım. Yani İbrahim suresini açtığı zaman bu ayetleri göreceksiniz. İşte Kur'an'da yalnız namaz kıl, oruç kıl değil. Bunlar Müslüman'ın günlük dindarlığını yürüten gıdalar. Besleyici unsurlar bunlar. İşte dini yaşamanın temel unsurları bunlar. Onun için dinin temelidir diyor Peygamberimiz. Din bunlardan ibaret demiyor ki. Dinin temeli namaz, oruç, zekat, hac. Bunlar Müslümanlık hayatının göstergeleri, sembolleri. Bunlarla Müslümanlar daima diri kalırlar diyor. Canlı olurlar diyor. İşte o canlılık bütün hayatı yaşamanın ifadesidir. Rabbim bu ruhla, bu anlayışla kulluk ve taatte devam edenlerden eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bizleri batılın içinde ve batıl ehlinleriyle beraber eylemesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi Muhammed. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إلهي يا ربي إلهي يا ربي كتابın zikirdir, mev'izadır, haktır, furkandır, hayatın rehberi ve hidayettir ya Rabbi. Hayatımızı kitabına göre okumak, hayatımızı hak ve batıl çizgisinde yaşamak, daima senin zikrinle hayatımızı devam ettirmek için bir araya geldik ya Rabbi. Bu bir araya gelişimizi hayırlı eyle ya Rabbi. Bereketli eyle ya Rabbi. Tesirini halk eyle ya Rabbi. Bu hakikatin, bu sadanın makes makes bulmasını, gönüllere girmesini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab, bizleri her türlü riyadan, gösterişten, sumadan, şöhretten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamberimizin müjdelediği, kullarım Allah'ın kitabından bir ayeti öğrenmek için geldiklerinde onlara 1, 2, 3 ve daha sayısız develerden daha büyük bir mükafat olduğunu müjdeliyorsun ya Rabbi. Bize o mükafatı lütfeyle ya Rabbi. Meleklerin rahmetle üzerimize konduğu, rahmet kanatlarını gerdiği, bize hayır ve iyilikle dua ettiği, bizim için bağışlanma dilediği topluluk olmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, katında benim kullarım beni andıklarında ben de onları anarım. Yalnız andıklarında yalnız, cemaat içinde daha hayırlı cemaat içinde anarım buyursun ya Rabbi. Bu cemaati daha hayırlı cemaat içerisinde anmayı nasip eyle ya Rabbi. Anılmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bizim için gıda, bizim için nimet, bizim için rızık, en büyük nimet imandır ya Rab. İmanımızı kavi, sadık, sabit eyle ya Rabbi, kamil eyle ya Rabbi. Her davranışımızı imana göre yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Her gün her daim imanını kemale erdiren kullarından eyle ya Rabbi. İmanımıza ters düşen, imanımızı bozacak her türlü davranışlardan, başta şirk, riya ve buna benzer bütün günahlardan, küfür sözlerinden, küfür davranışlardan, küfre destek olmaktan, zalimin yanında yer almaktan sana sığınır bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ayetinde bize öğrettiğin, senin bütün kudretini görüp idrakimizde, kalp gözümüzde anlamayı, ibret alma bize nasip eyle ya Rabbi. İnsanların hesaplaştığı günde, hesabın içerisinde olanlardan değil,
azabı bizden azaltın diyecek de başkalarına feryat edenlerden değil, şeytanın bize karşı caka satması ve bizim aleyhimize konuşması değil ya Rabbi. İman ve salih amelle ebedi cennete girecek kulların zümresine bizleri ilhak eyle ya Rabbi. Meleklerin karşılayıp selam size diye hitap ettiği o beşuş, o müjdeli, rahmetle kuşanmış, rahmetine nail olmuş, senin verdiklerine razı olan, senden razı olan kulların zümresine bizleri ilhak eyle ya Rabbi. Bizleri ve neslimizi Kur'an'a, İslam'a kadim eyle ya Rabbi. Namazında, ibadetinde daim eyle ya Rabbi. Bizi küfür babası, zalim babası, fasık babası olmaktan sana sığınırız, bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Nefsimizi ve neslimizi, zürriyetimizi hayırlı eyle ya Rabbi. Temiz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bugün burada bulunan kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Bütün emeği geçenlerden razı ol ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Okunan hatmi şerifleri, okunan Kur'an-ı Kerimleri dergenine kabule karın eyle. Hepsine Kur'an'ın nuruyla nurlandır ya Rabbi. Kur'an'ın şefaatini lütfeyle ya Rabbi. Kur'an'ın hidayetini nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'ın lehinde delil olmasını nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. En büyük yoldaşımız, en büyük arkadaşımız, en büyük refikimiz Kur'an'dır ya Rabbi. Hayatımız onun refik, hidayet, ahirette refik, kabirde refik ve yoldaş eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sanasınız, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, her türlü zulümden, her türlü küfürden, her türlü ihanetten, her türlü fısktan, her türlü dalaletten ülkemizi ve milletimizi, her türlü kötülüklerden, yerden ve gelebilecek afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle Rabbi. İhanetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Zalimlere ve kafirlere fırsat verme ya Rabbi. Emperyalistlere fırsat verme ya Rabbi. Oynanan oyunları kendi başlarına geçir ya Rabbi. Ya Rab, bu güzel günlerimizi bize aratma. Halimizi değiştirtme ya Rabbi. Daha iyiye, daha güzele, daha hayra ulaşmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bi hurmeti ve yasin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.